İki kıta bir kez daha birbirine bağlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu bu alana helikopterle geldi ve gördüğünüz gibi şu sıralarda havadan Çanakkale Köprüsü'nü inceliyor. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale tasarımı, mühendisliği, inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir. Temeli 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmalarında artık sona gelindi. Son tabliyenin montajı da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Son tabliyeyle köprünün %95'i tamamlandı. Köprü Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yaklaşık 5000 kişi 24 saat aralıksız çalışıyor. Köprünün Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlanacağı 18 Mart 2022'de bitirilmesi planlanıyor. Çanakkale Deniz Zaferimizin 106. yıl dönümünde köprümüzü ve Malkara'ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacağız.